Merhaba sayın seyirciler. Bugün 11 Aralık Pazartesi. Yeni Gündem programımızdan sizlere saygıyla selamlıyoruz. Yeni Gündem'de bugün iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Ege Bölge Trafik Şoförleri Kazaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Nuri Şen. Hoş geldiniz Nuri Bey. Teşekkür ederim. Ve Sayın Hüseyin Gül. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Teşekkür ederim. Evet, trafik ve kazalar deyince gerçekten Türkiye'de her gün birçok kişinin baş başa kaldığı bir sorun ve ne yazık ki her gün yollarda kaybettiğimiz birçok da insanımız var. Tabii burada hemen demek ki sizler devreye giriyorsunuz. Aynen. Evet, Nuri Şen kimdir? Kısaca bir tanıyabilir miyiz sizi? Nuri Şen 1979 doğumlu, Tunceli doğumluyum ben. Şu an kendim Esot, İzmir Büyükşehir Esot Genel Müdürlüğü'nde hat şoförü yapmaktayım. Artı iki çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Biz bu derneği kurarken tüm arkadaşların mağduriyetlerine giderebilmek için şoför arkadaşların tek amacımız bu. Herkese bunu ulaştırmak için elimizden gelen bütün gayreti yapacağız yönetim kurulu olarak. Evet. Dernek faaliyetlerine daha sonra geçeceğiz, kuruluşuna falan. Hüseyin Bey, siz de tanıyabilir miyiz? Hüseyin Gül kimdir? Ben de Hüseyin Gül, memnun oldum. Ben de Hüseyin Gül, 1964 doğumluyum. İşte uzun yıllardır 22-23 sene İstanbul'da kaldık. Ondan sonra işimizin gereği İzmir'e geldik. Şu anda işte ben de İzulaş'ta çalıştım. İzulaş hareketinde çalıştım. Ondan sonra emekli oldum. Daha sonra dernek faaliyetlerinde çalışıyorum şu anda işte. Dernek faaliyetleri sizi birleştirdi. Evet. Ama tabii şoför ve kaza, trafik deyince buraya gerçekten sorunlar çok fazla. Evet, dernek nereden aklınıza geldi böyle bir dernek kurmak? Ne zaman kuruldu? Ege Bölge Trafik Kaza Yardımlaşma Derneği 26-25 gün önce tarihinde kuruldu. Resmiyeti kazanmıştır. Derneğimizin amacını isterseniz biraz bahsedeyim sizden. Tabii. Türkiye sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan resmi kurumlarda ve kuruluşlara çalışıp görev yapan fiili ehliyette sahip olan gerçek ve tüzel kişiler derneğimize üye olma hakkına sahiptir. Üyemiz olan herkese ayrım yapmadan tüm üyelerimizin eşit hizmet vermekteyiz ve de tüm değerli üyelerimizin bu haklara sahip çıkmaktayız. Üyelerimizin kaza sonraki tek veya çift taraflı kazalarda ne olursa olsun maddi manevi tazminatlar, kan bedelleri hepsi dahil derneğimizin %95'ini bunun dernek olarak karşılıyoruz. Evet, oralara sonra girelim. Şimdi daha yeni bir derneksiniz. Evet, ne kadar üyeniz var Sayın Başkan? Şimdi an... burada bir de Ege Bölge diyor. Sadece Ege Bölgesi mi, İzmir mi? Çünkü bazen İzmir'de kuruluyor. Yoksa bütün Türkiye çapında bir şey mi? Şöyle söyleyeyim. Şu an 2000 üzerinde üyemiz var. 6-7 ayda iyi bir iş başardık. Şu an Türkiye genelinde tüm resmi kurum ve kuruluşlarda hizmet vermekteyiz. 1 Ekim'den itibaren. 1 Ekim'den itibaren olağan genel kurulumuz oldu. Genel kurulumuzu yaptık. Türkiye'yi açılımını yaptık. Şu an Türkiye'de ilk olarak Türkiye genelinde tüm açılımı ilk yapan dernek biziz. Türkiye genelinde diyorsunuz ama isim Ege Bölge diye kalıyor mu? Şu an 3 yıl kalmak zorunda. Çünkü biz Ege Bölge olarak giriş yaptık. Ondan sonra talepler üzerine biz bu açılımı şubeleşme mi olacak? Şubeleşme değil, temsilciler atanacak. Her ile temsilci atanacak. Ne kadar bir rakam bekliyorsunuz böyle üye sayısı olarak? Çünkü şöyle bütün Türkiye deyince böyle şöyle bakıyorum Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, büyükşehirler evet, falan herhalde evet. Bir 10 bin lira aşan bir rakam olması gerekiyor. Hedefimiz 20-25 bin civarında. 25 bin. Bu 3 yılda gerçekleştirmek istediğimiz hedef 20-25 bin civarında bir üye potansiyelini yakalamak. Bunu da her geçen gün reklamlarımızla gidip arkadaşlara birebir görüşmelerimize bunu sağlayacağımıza inanıyorum. Çünkü yönetim kurulumuz hepsi bu işin ehli. Hepsi daha önce denekte de görev yapmış arkadaşlarımız. Kadromuz bu konuda çok iyi bir kadromuz var. Hepsi bu işi bilen kişiler diyorsunuz. Aynen öyle. 3, 6, 8, 9 kişilik bir yönetim. 9. 8 üye ve bir başkan. Evet. Tabii. Bizim 8-9 tane yöneticimiz, 9 yedek yedeği var. 3 denetim, asil denetim başkanı artı 2 üye. Artı 3 de denetim yedek var. Biz şunu istiyoruz. Yani listeyi 24 kişiyiz. Artı temsilcilerimiz olacak. Biz bu derneği bu şekilde yöneteceğiz. Sadece başkan ve 9 tane yönetici bazında düşünmüyoruz biz. Biz totalimiz şu. Herkes burada bu derneğin başkanı.
Bu ödenin yöneticisi. Bizim tek amacımız bu. Evet. Her üyede bizden gelip bu konuda gerekli bilgileri alabilir. Mayıs ayında kurulmuşsunuz ama faaliyetlere Ekim ayında başladık dediniz ve 2000 üzerinde bir üye sayısı evet. Gerçekten müthiş evet, bir rakam. Müthiş. Herhalde bütün ağırlık önümüzdeki sene çığ gibi büyüyecek. İnşallah. Evet Hüseyin Bey siz ne diyorsunuz? Siz dernekte bilirkişi olarak varsınız. Evet. Nedir göreviniz? Şimdi benim görevim sahada birebir üyelere iletişimi sağlamak, yapılan kazalarda işte bunların en kısa zamanda anlaştığımız işte kaportacı olsun, tamirhaneler olsun, ivedilikle onların işini görmek, aracı teslim etmek. Benim işim bütün sahada. Yani birebir üyelere çalışıyoruz. Aşağı yukarı yani beklentimiz bayağı bir şeyin üstüne çıktı. Biz ilk etapta bu kadar şeyi beklemiyorduk ama çok hızlı bir gelişme oldu. Üye olarak. Üye basında. Tabii üye basında bayağı bir gelişme oldu. Bizim ilk hedefimiz dedik yani 3 yılda 5 bin, 5 yılda 15 bin kişi ama şu anda her gün büyük katılımlar oluyor. Nasip olursa galiba bir 3 yıl içerisinde herhalde bir 20-25 bin kişiye ulaşacağız. Bir resmi bilirkişilik unvanı var mı yoksa böyle hani... Yani şimdi resmi bilirkişilik unvanı da şöyle bir şey. Zaten bütün derneklerde de bu mevcuttur. Bir yani bir kişi ondan sonra hem çalışıyorsun hem ekmeğini kazanıyorsun hem de işte üyelere faydalı oluyorsun. Tabii. Böyle bir şekilde bir sistem var yani. Evet. Hangi düşünce sizi itti böyle bir dernek kurmaya? Şimdi zaten... Yani şimdi tamam bu işin içerisindesiniz. Uzun yıllardır bu işin içerisindesiniz. Birçok şeyler gördünüz her ikiniz de. Eminim bundan. Tabii kazalar oluyor. Şoförlerin yolcularla bazen karşılıklı şeyleri de oluyor. Hatta darp olayları görüyoruz son günlerde. Şoförler darp olayları. Evet. Bunların hepsini kapsıyor mu yaptıklarınız? Yoksa böyle sadece kaza mı? Hayır. Biz hem kaza olaylarını hem de darp olaylarını. Darp olayları da şu dernek olarak vekalet ve avukatlık ücretini biz karşılıyoruz. Çünkü darp oradan gelecek maddi ve manevi tazminatlar dernekleri karşılamaz. Çünkü sana sıkıntı şurada. Yani kavga et pozisyonuna kimse girmek istemez tabii ki de. Tabii. Bizim buradaki tek yardımımız avukatlık ve vekalet ücreti. Derneklerimize, üyelerimize bu katkıda bulunabiliyoruz. Darp olaylarda. Tabii biz bunu şöyle yapmamız gerekiyordu aslında. Daha önce zaten burada İzmir bölgesinde kurulan dernekler vardı. Bizim oluşumuzun tek farklılığı, tek düşüncesi hep birlikte mücadele vermek ve Türkiye geneline yayılmak. Bunu tüm Türkiye'ye, bu derneğin ismini, kişileri, tüm bütün şoför arkadaşları, Türkiye'deki şoför arkadaşları bunu duyurmak ve bu arkadaşların bütün mağduriyetini gidermemiz gerekiyor. Biz bu şeyle yola çıktık. Şu an içinde çok iyi, düzgün ve akıllı bir şekilde hareket ediyoruz. Bütün üyeler de sağ olsunlar bu konuda bize destek oluyorlar. Burası üyelerimizin derneği, bizim değil. Elbette. Çok kaza oluyor mu Hüseyin Bey? Oluyor, kaza oluyor. Mesela İzmir'den yola çıkalım. Oluyor, çok oluyor. Yani bu tabii herkes kimse kaza yapmak istemez ama tabii bu dikkat isteyen bir şey. Saniyelik bir olay. Elbette. Saniyelik kazalar oluyor. Tabii bizim için can önemli. Cana bir şey olmasın. Gerisi kolay, her şey yerine gelir. Yapıyoruz. İşte parça lazım oluyor, şu oluyor, ayna lazım oluyor, işte ne bileyim stop lambası lazım oluyor. Anında anlaştığımız yerlerden hemen. Kamuda çalışan tüm şoförler, evet. Kurum yani mesela kamuda çalışır da bir taşeronla çalışıyordur. Bunların hepsi sizin derneğe dahil mi? Tabii hepsi. Çünkü şöyle bir mesela şey. Mesela BD'ler var. BD'lerde mesela tıpkı Esot İzulaş meselesi olduğu gibi bir tanesi taşeron, bir tanesi BD'nin resmi kurumu. Evet. Siz İzulaş'ta yani o tür şeyleri de taşeronla çalışanları da bir kurum olarak kabul edip üye olarak kabul ediyorsunuz. Sözümüz ona açık. Evet. Açık mı diyorsunuz? Evet. Peki şöyle bir İzelman'da da var. İzelman var. Size döneyim tekrar. Mesela bir aylık ortalama kamu kurumlarında ne kadar kaza oluyordur tahmini? Şimdi şöyle bir şey, öyle bir üyemiz var ki 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl veya daha fazla kaza yapmıyor. Tabii. Bazı arkadaşlar da oluyor ki mesela 1 yıl içerisinde 2 sefer kazaya, maddi hasarlı kazaya karışıyor. Bu belli olmuyor yani. Tabii. Belli olmuyor. Ondan dolayı yani onun kesin bir rakam veya tespit yapamayız onu. Kafatası yok. Böyle aylık bir şey çıkaramıyorsun. Yok, yok. Belli olmuyor yani. Belli olmuyor. Bazen hiç olmaz, inşallah hiç evet, olmaz da. İnşallah. Tabii ki işte, o belli olmuyor. Evet, değişiyor diyorsunuz her şeye göre. Evet, evet
getirdiğiniz broşüre bir baktım şöyle. Kazayla ilgili gerçekten, ya daha doğrusu trafikte ilintili her şey var. Kaza raporu, alkol raporu, aracın sigorta poliçesi. Evet, bilgilendirme. Bütün bu hizmetleri yapıyorsunuz. Tabii. Peki bu bir üyelik aidatı alıyorsunuz. Evet. Üyelik aidatının dışında şuradaki sorunlarla ilintili olarak herhangi başka bir şey ödüyor mu üyeler? Nasıl yapıyorsunuz daha doğrusu? Diyelim ki bir kaza oldu. Evet. Şimdi zaten şöyle bir şey. Şimdi katın resmi kurumlarda kaza olduğunda zaten emniyeti çağırmak zorundasınız. Trafik polisi çağırmak zorundasınız. Çünkü aracı kaldıramıyorsun. Sivil de olsa, resmi de olsa aynı şey. Sivil de olsa fark etmiyor, kaldıramıyorsun. Resmi kurumlarda iş trafik polisleri mutlaka gelip olay yerine geldiğinden sonra aracı kaldırabiliyorsunuz. Bu süreçte zaten bu trafik kaza raporu, alkol raporu zaten trafik polisleri bu süreçte arkadaşları bilgilendiriyorlar. Sadece karakol ve ise koyu tutanaklarla ilgili de istekler de zaten karakoldan veriliyor. Bizim asıl amacımız, isterseniz ona gireyim ben. Tabii. Bizim üyemizin, şöyle olursam, işte 26.5 milyon terne kurulunun resmiyeti kazandığını söylemiştik. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye vatandaşı olan tüm resmi kurumlarda çalışan, ehliyete sahip olan tüm vatandaşlarımızı, şoför arkadaşlarımızı bu derneğe bekliyoruz ve bütün kayıtlarını da yapmaya elimizden geldiği güçle onlara ulaştırmaya çalışıyoruz tüm kurumlara. Şimdi üyemizin kazası tek ya da çift taraflı olması çok bizim için problem değil. Yeter ki bize üye olması önemli ve resmi kurumda çalışması. Biz bunun %95'ini ödüyoruz. Yani atıyorum 10 milyarlık kaza yaptı. Biz bunun 9.500'ünü üyemize ay ay taksitli şekilde iade ediyoruz. Kaza masraflarının %95'ini ödüyoruz. Yani evet. Kaza bedeli ne olursa olsun. Evet. %95'ini ödüyoruz. 3.000 liraya kadar yapılan kazaların faturası bize gelmişse 3.000 liraya kadar bunun %5'ini almıyoruz. %100'ünü ödüyoruz. 3.000 liraya kadar. Net 3.000 liraya kadar gelen kazanın %100'ünü ödüyoruz. Artı tutukluk yardımımız var. Üyemiz asli kusuru bulunup cezaevine düştüğü aydan itibaren her ay bir asgari ücret net tutarının hesabını yatırıyoruz. Tali olana kadar hukuki destek olarak avukatlarımız tarafından üyelerimize tahliye sonucuna kadar hizmeti sunuyoruz. Allah göstermesin, üyemizin biri kazada mahkumiyet aldı. Mahkumiyeti kaç yıl olursa olsun, bu 1 yıl olur, 5 yıl, 10 yıl olur, çıkana kadar derneğimiz her ay bir askeri ücret hesabına para yatırılıyor. Eşi geliyor, aidatını yatırıyor. En azından eli, çoluğu çocuğu en azından içerideyken mağdur olmasın. Bir asgari ücret her ay üyemizin hesabına yatırıyoruz. Evet, çok güzel bir şey. Yani kazayı yapan üye, yani kazaya karışan üye, yani sorumluluk onda da olsa, karşı tarafta da olsa, aynen. Bütün mağduriyet karşılanıyor. Avukatlık ve masrafları olursa diyorsunuz %95, 3.000 TL'nin altında olunca da %100 ödüyoruz. Bu güzel bir şey aslında üyeler açısından çünkü. Basit bir kazada bile aslında şöyle araçlardaki şey masrafı düşünürsek. Şimdi de araçlarımız bütün özellikle bizim belediyede bir yenilendi araçlarımız. Yenilendi. Yani maliyetler de arttı. Tabii bizim diğer dernekler onların da tabii ki kendilerine göre bazı tüzük atan dernekler tüzükle yönetiliyor. Yani tüzük olmadan hiçbir şey yapamayız. Bizim bir de üyemize sosyal yardımları sunuyoruz. Bunlar da işte anne baba vefatında Allah göstermesin, Allah gecinden versin, 1000 TL bir yardımda bulunuyoruz. Eş ve çocuk vefatinde 1500 TL civarında bir yardımda bulunuyoruz. Üyemizin kendi vefatinde yakınlarına 2000 TL yardımda bulunuyoruz. Haftanın 5 günü derneğimiz tarafından birinci derece akrabalarına aile hukuk danışmanlığı veriyoruz. Avukatlık anlaşmalı olduğumuz bürolar var. Avukatımız her gün dernek merkezinde bulunuyor. İşte bütün üyene, bütün yakınlarına, kendisine, dışarıdaki davaları da olsun fark etmiyor. Kesinlikle her gün gelip danışıyorlar. Dilekçesine kadar herhangi bir ücret almıyoruz. Danışma ücreti de, dilekçe ücreti de almıyoruz. Bütün üyelerimizin yakınlarına, kendilerine
bu hizmeti sunuyoruz. Hukuk desteği sunuyor hem üyeye hem de yakınlarına. Hem de yakınlarına, bilinçlerce yakınlarına. Yani bir danışmanlık olursa bir ücret yok ama bunun dışında mahkemelere falan. %30 indirim. Yani bu sadece trafik kazaları indirim yoksa her türlü dava. Değil, her türlü. Dışarıdaki her davası da. Yani sivildeki davası da, kamudaki davası da. Zaten kamudaki davasının bütün şeyi bizde. Ama dışarıdaki davasında %30 bir indirimle avukatlarımız bu konuda yardımcı oluyorlar. Arkadaşlarımıza, üyelerimize. Ama çok güzel tabii. Özel davalarda yani. Özel davalarda. Belli bir sınır var mı mesela şimdi? Birisinin 100 tane akrabası vardır. Yok bize sınır yok. Birisinin böyle ne bileyim yok, akraba çevresi yok değildir. Sınır yok diyorsun. Sınır yok bizde yani. Sizin de böyle bir ya talebiniz olursa. Herhangi bir soyadı aynı olması gibi yok, yaptı yok, ne bileyim. Hayır. Yok. Öyle bir şeyimiz yok. Sadece üyenin yakın olsun önemli olan o. Bizdeki tek amaç o. Bunu kanıtlayacak üye. Tabii. Yakın diyecek. Benim yakınım diyecek. İşte amcası da dayısı da soy isim dayı da tutmuyor. Teyze de falan tutmuyorsa. Onlar da problem değil yani. Evet. Derneğin başka yaptıkları, yapacakları. Evet. Daha devam edelim isterseniz. Tabii. Derneğimiz 4 yıl kesintisiz üyesi bulunan son 3 yıl kazayı hasar bedeli ödemeyen üyemize de 3 ayda tekrar teşvik prim veriyor. Yani 4 yılımızda üye olacak, 3 yıl hiç kaza yapmayacak. 3 ayda teşvik primi yani bir ödüllendirme primi altında bir prim ve teşvik prim veriyoruz. Buna mahsusen 4 yıl üyeliği bulunan ve 3 yıl hiç kaza sebebi olmayan SGK emeklisi olan üyemize de 10 ayda emeklilik primi veriyoruz. Yani 4 ikram yani 4 yıl bizde üye kalacak, 3 yıl hiç kaza yapmayacak. O anki aidat bedeli kaç paraysa 10 aidat üye bize emeklilik yardımı yapıyoruz. Emekli yardım yapıyoruz. Ha, emekli yardım. Evet tabii yani emekli yardım. Oluyor ya. Üyemiz emekli olduğunda ikram yani. Emekli oluyor. Bir sefere mahsuben işte SSK'dan emekli olabilir evranı getirip biraz ettikten sonra 3 yıl daha kaza hasar bedeli almamışsa emekli ikramiyesi. 10 aidat bedeli. Ne kadar güzel. Yani 10 aidat da tamam büyük bir rakam değil ama evet, aslında tabii. Yine de bir harçlık mahiyetinde. Evet. Artı üyemizin eşinin doğumunda çelik altın hediye ediyoruz. Artı dışarıda yapılan bizim 7000 TL'ye yani dışarıda bizim anlaşmalı kurumda yaptırdığımız araçların 7000 TL'ye tamamını dernek tarafından ödeniyor. Yani 7000 TL'ye kadar biz ödüyoruz. 7000'in üstündeki hasar bedellerinde üyenin kurumu yaptırıyor. Kurumda gelip, kurumda üyenin üyeden rücu ediyor. Biz de her ay gelip bizden %5'ini kesintiyle %95'ini her ay iade alıyor. Yedi bin TL'nin üzerinde olunca diyorsunuz kurum kendisi. Tabii çünkü belli bir potansiyeli kurum karşılıyor. Kurumda yapılıyor. Üyemize rücu ediliyor. O da taksitler haline gelip her ay %95'ini alıyor. Hı hı. Yani 10 bin lira da dediğim az önce örnek vereyim. 10 bin liranın 9500'ünü biz ödüyoruz. 500'ünü de üye ödüyor. Evet. Dernek kurulduktan sonraki tepkiler nasıl tepkiler aldınız? Gerek kurumlardan, gerekse size üye olan kişilerden. Çok olumlu. Olumlu. Çünkü şöyle çok güzel oldu. Olmuş. Şimdi biz bu derneği kurduğumuzda zaten belli bir potansiyelimiz vardı. Arkadaşlarımız bu konuda bizi sürekli teşvik ettiler. Yani kurum bir an önce Türkiye genelini açtığında falan. Çünkü bizde üye olan orman genel müdürlüğünde çalışan arkadaşlar, CZ'de çalışan arkadaşların tayinleri çıkıyor. Tayinleri çıktığı için, diğer tarafta dernek olmadığı için arkadaşlar otomatik bir istifa yapmıyor sonunda kalıyorlardı ama oradaki mağduriyetleri giderilmiyordu arkadaşlarım. Şimdi biz Türkiye genelini açtığımız için bize şu an kurumlarda hangi ilde olursa olsun üye olan arkadaş bu dernek var olduğu sürece bunlar hep bütün mağduriyetleri giderileceğimizden buradan sözünün teminatını verebiliriz. Evet, Türkiye genelini açıldığımız için diyorsunuz çünkü memur olarak yani, ya da işçi olarak çalışıyor kamuda her tarafa gidebiliyor. Tayinleri çıkıyor memur oldukları için. Peki bu temsilcilik, az önce temsilcilik vereceğiz değil mi? Ne zaman başlayacak? Başladı mı? Birkaç şeylerde verildi temsilcilik. Şöyle mesela atıyorum, gittiğimiz mesela atıyorum 50-60 kişinin olduğu bölgeler var. Kurumlar var. Oradan diyoruz ki arkadaşlar siz kendi adınıza bu işle ilgilenebilecek zaman olan,
İşte kazada belada birebir bizimle irtibata girecek arkadaşların bir kişiyi seçin diyoruz. Onu da arkadaşlar kendi aralarında işte atıyorum burada işte Hüseyin Gül bu işi yapacaktır. Bizi bilgilendiriyor. Biz de onun temsilcilik yazısını kurumuna yazıyoruz. Kurum da bunu onayladıktan sonra arkadaşımız orada dernek temsilcisi olarak görev alıyor. Bütün kaza, o kurumdaki bütün kaza ve şeylerden arkadaş ilgilenip bize gerekli irtibata geçiyor. Biz de gerekli şeyi onun arkadaşlara sunuyoruz. Evet. Şu anda temsilcilik nerelerde var? Şu an Kahramanmaraş'ta var. Denizli'de var. Eskişehir'de var. Kütahya'da var. Kütahya'da çok değerli bir abimiz var sağ olsun. Böyle adım adım. Adım adım. Şu an birçok ilden belli bir potansiyel yakaladık ama temsilci konusunda şu an arkadaşlar kendi aralarında işler ediyorlar. İşte ben mi yapayım, sen mi yapayım, işte evet. Kim daha müsait olduğu da özellikle. Şu an Batman'da var bir temsilcimiz. Her ilden aşağı yukarı bize bir temsilci şu an ismi söylendi ama biz yazılarını yazacağız ve arkadaşlar da bu konuda mutabık olduktan sonra bize özellikle bu temsilci ismini veriyorlar. Çünkü biraz zaman ayırması gerekiyor arkadaşlarla bu konuda. Tabii. Bununla büyük ihtimalle önümüzdeki ay birçok yerde sonuçlanacak temsilciler. Evet, güzel bir şey aslında. Çünkü Türkiye kazaları boğulan bir ülke maalesef. Daha doğrusu. Tabii. Peki kazalar nelerden çıkıyor en fazla? Dikkatsizlik. Dikkatsizlik bir de işte aşırı hız. Aşırı hız. Aşırı hız. Bir de işte malum mesela kaygan zeminler olduğu zaman. Yer ıslak olduğu zaman, işte zemin ıslak olduğu zaman da en çok kışın çok çıkıyor kazalar. Kışın çok, kışın, tabii, kışın çok çıkıyor. Hava şartlarında. Ve dikkatsizlik en büyük nedenlerden biri diyorsunuz. Peki sizin önerileriniz var mı kazaları azaltmak için? Kazaları azaltmak hasarları için işte, dikkat işi biraz daha yavaş, biraz daha mesela birçok kişi eğitim der hemen. Eğitim çok önemlidir. Evet. İş güvenliği eğitim. Zaten belli kurumlarda şu an eğitimler veriliyor zaten. Özellikle bizim Esot Genel Müdürlüğü şu an biz bütün şoför arkadaşlar bu eğitimlere katılıyorlar. Bu konuda kurumumuza teşekkür ediyoruz sizin vasıtanıza. Esot, şahsen Yüzülaş olsun, Esot olsun bizi bu eğitimlere götürüp bu eğitimleri aldıktan sonra özellikle bizi direksiyona çıkarıyor. Bu da bizim için olumlu bir işaret. Çünkü kaza riskleri de her geçen gün daha düşecektir yani bu eğitimleri alındıkça. Bu konuda düşüncemiz bu. Evet. Önümüzde ne gibi projeler var? Daha başka projeler var mı? Yapmak istedikleriniz? Şimdi şöyle biz bir de anlaşmalı olduğumuz oteller ve hastaneler olacak bölge bölge. Şu an zaten İzmir'de belli hastanelerde ve belli optiklerle belirli işte hastane optik artı sürücü kursları yazın oteller belli noktalarda bunlarla anlaşma yapıyoruz. Üyelerimizin indirimli giriş yapabilmesi için. Bu konuda da böyle bir hazırlığımız var. Birçok yerde anlaşmamızın ön protokolünü yaptık. Önümüzdeki ay büyük ihtimalle hepsini açıklayacağız. Bunları bütün arkadaşlar, bütün üyelerimize kendi hem sayfamızdan hem resmi kanalda da bunları duyuracağız. Evet. Sizin konunuza girmiyorum ama trafikte de şeyler de çok pahalı olduğuna şikayet edildi her zaman. Bu trafik sigortaların sizin konunuzun biraz dışında ama sizler bu konuda herhangi bir şey söyleyecek misiniz? Son dönemde özellikle trafik sigortaları ödenen ücretlerin çok yüksek olduğuna dair. Ama siz daha çok kamuyla ilintilisiniz ama. Tabii bizim de özel aracımız olduğu için biz de bu konuda mağduriyeti yaşıyoruz da amacımız bir an önce bu trafik sigortanın daha aşağı seviyeye çekilmesi tek amacımız bu. Çünkü bizim de derneğimizin aracı var. Biz de buna sigorta ödüyoruz. Evet, önümüzdeki dönem projelerden bahsettik. Bir hastane ve şey dediniz, otel dediniz. Bunun dışında başka şeyler düşünüyor musunuz? İşte şimdi 5-6 bin sayıya ulaştıktan sonra bir toplu kont işimizde de var inşallah nasip olursa. Onu da girmeyi düşünüyoruz yani. Üyeleri isteyen üyelerimizi. Yani üyelere dokunacak her tür şeye gireceğiz diyorsunuz. Aynen. Çünkü gerçekten konut meselesi çok önemli. Çok önemli. Hani bizde yani şeyden biridir, evin içerisine gir, kapat, açıp bile kalsan fark etmez derler gerçekten. Konut gerçekten çok önemli. Adım adım. Adım adım diyorsunuz. Adım adım
büyüteceğiz adım adım üyelerimize, işte daha faydalı olmaya çalışacağız her konuda. Her üyeye dokunmaya çalışıyoruz. Amacımız evet. Her üyenin mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Sivilde olsun ya da resmi kurumda olsun, elimizden geldiği kadar. Sivildeki arkadaşım, yani sivilde yaptığı olayla ilgili de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bu dernek hepimizin, bütün arkadaşların sahip çıkması gerekiyor. Bu derneği yönetenler de, dernek sahipleri de bizim kendi şahsi üyelerimiz. Tüm herkesi burada toplanmaya davet ediyorum. Çünkü olumlu güzel şeyler olacak. Kadromuz genç ve deneyimli. Bu konuda hep birlikte yürüsek daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Üyelerden şimdi mesela burada güzel bir şey yazmışsınız. Değerli üyelerimize hizmet vermekten onur duyarız. Önce insan ve hizmet anlayışıyla derneğimizin tüm yönetim kurulu olarak siz değerli üyelerimizin görüş ve düşüncelerine saygı duyarız demişsiniz. Evet. Üyelerden geliyor mu bir istek? Şunu yapalım, şunu yapalım. Tabii, olsun. Tabii şimdi zaten biz bu tüzüğü hazırlarken özellikle kendi yani potansiyelimiz olan üye bazındaki arkadaşlarla görüşürken işte dedik işte tüzükte şu değişikliği yapalım, şunları yapalım, işte insanlar teşvik edecek şeyler yapalım. Atıyorum işte dedik ya 4 yıl üye olup 3 yıl kaza yapmayan arkadaşa bir teşvik primi, işte 3 ayda teşvik primi ödeyeceğiz. İşte bunlar hep üyelerimizden gelen talepler üzerine. Tüzüğün kuruluşu üyelerimizin gelen talepleri, yani bütün işte afet sonrası yardımımız var. Atıyorum Allah göstermesin yangında veya da sol afet ardında işveren ödemesini kestiği ödediğinin %60'ını biz ödüyoruz. Yani üyemizin biri Allah göstermesin evi yandı. Üye raporla geliyor. Şey işverene başvuruyor. İşveren de bunu belli bir yardımda bulunuyor. Bazı özellikle bizim Esot'ta İzerman'da bizim bu şeyimiz var. Tüzüğümüzde şeyimiz de var. Biz de üyenin iş yerinin ödediği %60'ını biz de üyeye atıyorum. 10 bin liralık bir hasarı varsa 10 bin lirayı kurum ödemişse biz de 6.100 lira üyemize de bu afette doğalda iade ediyoruz. Böyle bir yardımda bulunabiliyoruz. Evet, işiniz kolay değil çünkü çok masraflı bir iş. Çok kazalar çok masraflı olduğu için aslında kolay bir şey değil, bilemiyorum. Ama başarılar, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür masraflı ederiz. Olunca böyle daha çok yani bir gün gelip de üyelik aidatları yetmeyebilir mi acaba diye düşünüyorum. O açıdan söyledim böyle kolay değil işiniz diye. Tabii. Ya şöyle bir şey, şimdi üye ne kadar birlik ve beraberlik olursa daha fazla üyemiz, ne kadar çok üyemiz olursa o kadar daha çok bir büyük hizmetlere yelken atacağımıza eminim yani. Potansiyel burada üye. Evet. Başka neler söyleyeceksiniz? Mesela özellikle kazalarda da birlik kişilik yaptığınıza göre sizin söyleyeceğiniz epey şeyler olmalı Hüseyin Bey. Şimdi işte Ahmet Bey, kazalar tabii ki mutlaka kaza olmaz diye bir kaydı yok. Kaza olduğu zaman bizim arkadaşlardan tek bir istediğimiz anında bize fotoğrafı iletmek. Mesela diyelim ki çift taraflı bir kazaya karıştı. Ne yapacak? Hemen inecek aşağı 4 liraya yapacak. Jandarma bölgesi olduğu trafik jandarma çağıracak. Polis bölgesi olduğu zaman polisi çağıracak. Trafik polisi tutacak. Ondan sonra alkol muayenesini yapacak. Trafik raporu çıktıktan sonra gerekli hizmeti sunarız. Alkollü arkadaşlarla benim bir tek istediğim alkollü araç kullanmasınlar. Derneğin hiçbir imkanından faydalanmazlar. Alkollü araç yasak kullanmak. Kaza yaptığı zaman mağdur olur. Ha, böyle bir şey var yani, böyle bir kayıt var. Tabii. Alkollü olarak yakalandığı anda derneğin hiçbir imkanından faydalanmıyor. Zaten tüzük gereği, tüzüğümüzde de bu var. Evet. Çünkü alkollü direksiyona çıkan arkadaşlar derneğin hiçbir imkanına faydalanamaz. Hiçbir maddesine faydalanamaz. Bu sene içerisinde mi? Geçen sene mi? Böyle bir olay olmuştu herhalde. Oluyor. Şoförlerimizle elintili olarak. Belediye şoförleriyle. Tek taraflı kaza yaptığı zaman da evet. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Hemen fotoğrafını çekecek. Ondan sonra fotoğrafı çektikten sonra tutanağını tutacak. Bizimle iletişime geçecek. Ondan sonra çok kısa zamanda bütün sorun altından kalkacak. Sıkıntı yok. Evet, Sayın Başkanım, başka söyleyeceğiniz bir şey var mı bilmiyorum. Yoksa son sözleri verelim mi böyle? Olur. Yine Hüseyin Bey'den başlayalım. Buyurun. Şöyle ekranlarımıza dönelim. Son söz olarak şoför arkadaşlarınıza neler söylemek istersiniz? Tabii sadece buradakinden bahsetmiyorum. Tüm kim? Dernek üyelerine, dernek hatta dernek üyesi olmayan arkadaşlar da dahil önerileriniz, düşünceleriniz. Buyurun, tekrar sizin. Evet Hüseyin Bey, son söz olarak. Bütün arkadaşlara buradan selamlar.
kazasız, belasız hayırlı işler diliyoruz. Bizim telefonlarımız zaten mevcut, broşürlerde de mevcut. Bir kaza yaptığınız zaman her an her iletişime geçip bütün sorunlarınızı anında iletişime geçip herkesini çözmeye hazırız. Kazasız, belasız, hayırlı işler diliyoruz bütün arkadaşlara, üyemiz olan veya olmayanlara. Bizim için önce can. Evet, önemli olan da bu değil mi? Aynen. Kazasız, belasız. Her ne kadar bunları biz karşılıyor olsak da diyorsunuz, evet. Önemli olan kaza. Evet Sayın Başkan, sizin son sözlerinizi alalım. Tabii. Ekranlarımıza dönüp. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Bizi burada kabul ettiğiniz için. Ege Bölge Trafik Şoförleri Kazası Derneği Yönetim Kurulu adında konuşuyorum ben. Ege Bölge Trafik Şoförleri Kazası ve Anlaşma Derneği hizmet ellerinin markası, güçlü ve iradeli kadronun adresi geleceği açtığın ufuk kapımızın anahtarıdır. Bunun için bizler farklı olmaya, farklı kalmaya ve başarmaya mecburuz. Emeğe ve alın terine sahip çıkmak hepimizin ortak görevi ve boynumuzun borcudur. Bu inanç ve azimle çalışır, ciddi işlere imza atıyoruz. Dernek olarak üyelerimizin aldığımız güç ile, irade ile ve azimle kadroyu değerli yönümüze daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz. Sevgi ve saygılarımla tüm üyelere, arkadaşlara, tüm dostlara selamlar, saygılar. Biz buradayız. Ege Bölgesi Kaza Derneği olarak başkan ve yönetim kurulu olarak tüm arkadaşlara gerekli hizmeti verebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Bunun da buradan size sözümüzü veriyoruz. Yönetim kurulu adına herkese çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkürler Ahmet Bey. Çok sağ olun. Evet biz teşekkür ederiz. Gerçekten yaptığınız çok önemli, çok ilginç bir iş. Gerçekten de çok yararlı gördüğüm kadarıyla. Özellikle büyük kentlerde oluşan, her gün oluşan trafik kazalarını görünce yaptığınız önemli bir görev. Size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. İnşallah kazalar en düşük seviyede kalır. Amin. Tabii bunların başında da insanların birbirine saygılı olması gerekiyor. Bu çok önemli. İnsanların bu konuda eğitim alması gerekiyor. Evet. Bir de hani fazla acele etmemek gerekiyor herhalde değil mi? Sabır. Herkes tabii, biraz sabır. Sabırlı olması sabır gerekiyor. Sabır olursa herhalde saygı sevgi daha saygı, fazla oluyor böyle. Herkese sabırlar diliyoruz trafikte. Amin. Kolay değil. Evet, çok sağ olun. Size tekrar başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Evet, Sayın Seyirciler, yeni gününde günden burada sona eriyor. Konuklarımız Sayın Nuri Şendi, Ege Bölge Trafik Şoförleri Kazaları Yardımlaşma ve Danışma Derneği Başkanı Sayın Nuri Şendi ve bilirkişi Sayın Hüseyin Güldü. Biz her ikisine de yeni gün ayrı soru çalışmanda başarılar diliyoruz. Çok ve yeni günde gündemde tekrar buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın. Çok sağ olun.